Dünyada başka bir gelişme var, Küba. Küba'da e, ne olduğunu bilemediğimiz bir durum yaşıyor. Dur bakayım, bir arkadaşımız 89 lira ateşlemiş. Lütfen bunu okur musunuz diyor süper chatte. Cüneyt Bey lütfen okuyun. Barlar sokağı dışında, yerleşim alanlarında, arabalarla caddeleri kapatıp son ses, müzik açıyorlar ve şikayet edenlere defolup gidin Kadıköy'den diyorlar. Bu eğlence değil. Haklısın, kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Ama işte ne yapacaksın? Yani hükümetimiz de keşke bunu düşünseydi de deseydik ya bazı insanlar da eğlenmek isteyebilir. 12'de müziği kapatmayalım. kapa alanlarda da denet diyelim de şey yapsınlar. Yani bu tabii ki bir haksızlığa gerekçe değil ama nedenlerinden bir tanesi değil. Yoksa bu bunu haklı gösteren bir şey değil. Yani. siz haklısınız. Dino kardeşimiz de şu anda San Francisco'da bizi takip ediyor. Sağ olasın Dino'cum. Döndün demek Havay'dan. Havay'e tatile gitti kardeşimiz. Çalıştı, çabaladı, kazandı. Alın teriyle gezdi, gördü, eşiyle, kızıyla geldi. Ekranın başında şu anda canlı yayında. San Francisco'da saat kaçtır? Belli ki uyku tutmamış. 10 saat. Sen 1,5, 2,5 herhalde öyle bir saat. Şimdi Küba'da bir şey oluyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kimileri diyor ki halk fakirlikten çıktı. Kimileri sokaklara çıktı. Kimileri diyor ki gıda kıtlığından. Kimileri diyor ki ee, şeyden. işte çok fazla e, korona vakasından. Bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü Küba'da özgür basın yok. Şimdi benim solcu kardeşim diyecek ki, vay sana ha demek sosyalist Küba'mıza laf ediyorsun. Keşke etmeseydim. Ben üç defa Küba'ya gittim. İki defa Küba'nın cennet tarafı diyorum ben. Normal Küba'ya gittim. Bir defa da Guantanamo'ya gittim. Amerika'nın büyüsü var ve zamanında Hala var mı bilmiyorum ama e, bu 2003 yılı sonrasında El-Kaide militanlarının tutulduğu böyle bir nasıl diyeyim böyle dünyadan yalıtılmış bütün hukuki sistemlerin dışında bir askeri üstü. Berbat bir yer Cehennem kafesi demiştim ben. Hatta kitabını da yazdık, belgeselini de yaptık. Bizim bu YouTube kanalında da var merak edenlere. Öbür tarafta da Küba var. Başka bir Küba. E, ben ilk gittiğimde Buena Vista Social Club diye bir Wim Wenders'in bir filmi çıkmıştı rahmetli Aliye Turgay'la o film üzerine konuşmuştuk. Çok beğenmiştik o dönem. 97'de çıkmıştı herhalde. Ben de ya 99'da gittim ya 98'de ya da o yıllarda. İlk gidişim oydu. Gittik baktık daha yeni yeni böyle bir renovasyonlar yapılıyor ama her şey dondurulmuş işte. Devrimden sonra aynı kalmış. Sonra da Ayhan Sicimoğlu'nun bir turuyla gittik. O bizi bir tura götürdü işte. Rumba parti, samba parti, zumba parti falan yapıyoruz yani. Öyle partilemeye gittik Küba'ya. Ee, tabii şimdi Küba çok anlaması zor bir yer. Yani, diyorsun ki bir yandan işte sağlık sistemi çok iyi. Sokaklarda çocuklar yatmıyor. Ancak yiyecek yok. Yani şöyle bir para birimi var. Şimdi bizim burada da yakında olacak para birimi aslında orada var. Şimdi burada mesela WhatsApp gruplarında ne geziyor? Bir Bodrum lirası 10 Türk lirası ediyor diyorlar. Geldi mi size de WhatsApp'tan? Versene bak öyle bir şey. Convertible bir tur. Bodrum lirası diye bir şey var yani. Menüye bakıyorsun. İstanbul'daki menüyle buradaki menü farklı. <laughs> bu böyle bir espri tabii ama gerçek yani. Gerçek hayatta menüye yansıyan bir şey bu. Küba'da da bunun aynısı var. Aynı sistem var. Daha Bodrum Küba olmadı ama şöyle gidiyorsun Küba'ya. Turist olarak gidiyorsun. Sen mesela diyorsun ki ben bir tane kola içeceğim. Ne, içeceğim. ne kadar? Bir dolar. Peki diyorsun. Bir dolar alıyorsun. Orada adam geliyor diyor ki ben bir tane kola içeceğim ne kadar? Bir küba lirası. Okey onu da veriyor. Peki bir dolar kaç küba lirası ediyor? Diyelim 300 küba lirası ediyor. ya yani iki farklı ekonomi var. Bir turistlerin geldiği bıraktığı bir ekonomi var. Bir de normal insanların yaşadığı bir ekonomi var. Yani bir doktorun bir ayda çalıştığını sen orada gidiyorsun işte bir yemekte veriyorsun. Bir yemek olması da bir günde harcıyorsun. Zaten doktorla işçinin aldığı para arasında çok fazla fark yok. Şimdi bilirsin ki sosyalist bir kardeşim olarak ne güzel işte. Ama işte oradaki hayat insana sorduğun zaman o kadar da güzel gelmiyor. En azından ya bu güzel değil deme hakkı da yok. Ya da ya burada insanlar aç diye yazan gazeteci de yok. Yok. Gazete de yok. İşte o yüzden de büyük manipülasyonları açık şu anda. Küba'da insanlar sokağa çıkmış durumda. Hükümete karşı sloganlar atıyorlar. Siz bunu Miami kaynaklı yani Küba'dan kaçıp Miami'ye yerleşen insanların gözüyle baktığınız zaman hadi Amerikan ordusu Küba'ya girsin, oraya bir şey yapsın, işte istila etsin ve de onları özgürleştirsin diye gören, işte görüyorsunuz da insanla açlık, kıtlık şey görüyorsunuz. Venezuela basınına baktığınız zaman da Amerikan güdümlü bir darbe girişimi olarak görüyorsunuz. Neden özgür basına bir ülkenin ihtiyacı olur? Bakın bu Küba'da yaşananlar buna çok güzel bir örnek. Tamamen şu anda bir fluluk var orada. Ne olduğunu anlamıyoruz yani. Fakat şunu görüyoruz ki insanlar sokakta. İnsanların canına tak etmiş. Bu kadar insanın sokağa çıkması da kolay bir iş değil Küba'da. Çıkamazsın. Böyle çok ciddi bir istihbarat servisi vardır yani. İşte Küba ordusu çok güçlüdür. Mesela şimdi derler ya böyle işte adam diyor ya çiftlik bank düşerse işte Esen yurt düşerse Mekke'de düşer falan böyle diyor mesela değil mi? Baktığın zaman. Şimdi burada şöyle bir gerçek var ama Küba düşerse Venezuela da düşer. Çünkü neden? Küba ordusu şu anda Venezuela ordusunun arkasındaki güç, orduyu yönlendiren, şey yapan, direnen Amerika'ya bir güç. Şimdi ve de çok organize olmuş. istihbaratı sağlam, yaygın bir şey. Yani böylesine eylemleri yani Türkiye'de yapamazsın da böyle yani hadi çıkayım desen polisler gelir tekme tokat döverler seni şeyde. İznin yok falan diye. Diyelim hani. Nerede olur? Mesela Amerika'da yapabilirsin diye. Şimdi diyeceksin ki ya Türkiye'de niye yapamazsın? Ya abi bitmek bilmeyen bir ohal var yani. Darbe girişiminden sonra bir ohal çıktı. Şimdi 3 yıl daha uzatalım diyorlar. Niye o halde yaşıyoruz biz? O halde niye biz bu haldeyiz? Yani hani böyle kelime oyunları yapayım. Türkiye'de bir o hal var yani. E bakıyorsun bir şey yok. Savaş yok. Bir darbe girişimi yok. Niye bu o hal sürekli uzatılıyor? Uzatıldıkça uzatılıyor. Çünkü hükümetin işine geliyor. Kapattım kapattım. Kayyum atadım atadım. İşten attım attım. Mahkeme şeyine gerek yok. Öyle bir durum var yani şey Velhasıl yani. Peki bizim başka çıkamama nedenlerimiz de var ama Küba'da hiç çıkamaz. O yüzden Küba'da yaşayanlara, yaşananlara dikkatlice bakmamız gerekiyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama anlı, mesela AP'ye, Associated Press'e bakarsan insanlar kıtlıktan ve sıralardan sıkıldık diyor. Ekonomik ee, krizden şikayet ediyor. Ee, mesela adamlar bütün adada Küba'da interneti kapatmışlar. Niye? eylemler yayılmasın diye. Zaten internet çok çok zor çekiyordu. Yani gidip ancak otellere yakın bir yerden Wi-Fi falan girebiliyordun. Şimdi de, o da yok. Neyse ki Küba gibi değiliz. Henüz. <laughs> Niye? Bizde de internete bir şey yapılıyormuş. İnternete yönelik yeni bir yasa çıkıyormuş. Çünkü yetmemiş yani. Bu ülkenin kanunu var, anayasası var, hukuku var bütün internet şirketlerinin Türkiye'de yöneticileri var. Bir şey olduğu zaman mahkemeden gidip karar alabilirsin ben ne yaparsın. Onlar yetmiyor. Diyorlar ki ya bizim rütük var bir de şimdi kütük çıkartalım. Niye? Yani kütük de işte hani internette bir şey olduğu zaman orada hemen bir müdahale edelim rütük gibi.